Lokman Ekim'den birbirinden güzel harika tavsiyeler. Neler mi? Hemen veriyorum. 1. Yaptığım iyiliği unutmayı öğrendim. Bir iyilik yaptın, unut. Kim için yaptın? Allah rızası için yaptın. Yaptığın iyiliği hatırlatman seni itici hale getirir. Sevimsiz hale getirir. O insana keşke bana bu iyiliği yapmasaydı diye düşündürür. Yaptın mı bir iyilik? Unut. Kimse bilmese bile o biliyor. Başka kim biliyor? Allah biliyor. Her yaptığımızı görüyor ve biliyor. Anlatıp da yaptığın iyiliği değersizleştirme. Güzel bir öğüt. İki, bana yapılan kötülüğü unutmayı öğrendim. Ah hocam ah. Bu zor. Kötülük varsa ödetme isteği var. Ve mücadeleye girme var. Ve bu da Kin ve nefret duygularını tetikliyor. Ve tamam o kötülük yaptı ama unutmadığım zaman benim içim de kötülükle doluyor. Ve o içimdeki kötülük, kin, darlık, nefret bana zarar veriyor. Ve çok güzel bir öneri. Sana yapılan kötülüğü de unut, ört üstünü. Zor mu? Zor. Ama güzel bir öneri yapabilene. Keşke yapabilsek. 3 Namazda kalbime sahip olmayı öğrendim. Gerçekten namazda duruyorsun. Aklına gelmeyen birçok şey aklına geliyor. Namaza durduğunda sadece yüce yaratıcıyı ona kulluk ettiğini düşünebilmek çok güzel bir şey. Bunu yapabilmek. Bunu ne kadar yapabiliyoruz? Namaza durduğumuzda gerçekten her şeyimizle kendimizi namaza verebiliyor muyuz? Lokman Ekim buna dikkat çekiyor. 4. Ölümün hak olduğunu öğrendim. Hele günümüzde korona herkes tırsmış durumda. Ama acaba ölüme ne kadar hazırlıklıyız? Ölüm şimdi virüsle gelecek diye korkuyoruz ama ölüm zaten her zaman yanı başımızda değil miydi bizim? sapa sağlam gidip akşam eve gelemeyen insanlar hep vardı. Hayatın her alanında, her yaşta, illa yaşlılar değil, her yaşta ölüm var mıydı, yok muydu, vardı. Şu anda televizyonlarda sürekli koronadan dolayı ölen sayısı, aman Allah'ım ben de mi bir şey olacak, tedirginlik, korku başladı. Onun için Lokman Hekim ne güzel ifade ediyor. Ölümden kaçış yok, ölüme hazırlık var. Sen ölüme ne kadar hazırlıklısın? Ölümü düşündüğünde senin vicdanın ne kadar rahat. Bu dünyadan göçerken, giderken nasıl bir iz bırakacaksın? İnsanlar Allah razı olsun mu diyecekler? insanlar oh iyi oldu öldü kurtulduk mu diyecekler? 5- Allah'ın kudret ve kuvvet sahibi olduğunu öğrendim. Allah için her şey mümkün. Ol dedi mi her şey olur. Eğer sen Allah'a inanıyorsan ve güveniyorsan, ona dayanıyorsan daha huzurlusun ve mutlusun. Haksızlık yapılsa, adaletsizlik olsa, Allah görüyor, biliyor ve hesabını soracak. Burada olmasa öteki tarafta soracak. Bu bile ne kadar rahatlatıcı ve huzur verici bir şey. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.